Merhabalar. TV 360 ekranında Evde Yap programında sizlerle beraberim. Bugünkü ekran konuğunuz benim. İsmim Gülden Atamer, tasarımcıyım. Farklı tasarımlar, daha doğrusu evde mevcut ürünlerinizle farklı tasarımlar elde edebiliriz. Bugün onlardan bir tanesini sizinle paylaşacağım. Herkesin evinde bulunabilecek kavanozları süslemekten bahsetmek istiyorum biraz size. Kullandığınız, mutfakta kullandığınız ürünlerden elde ettiğiniz boy boy kavanozlarınız mutlaka vardır. Ben bugün sizlere bu boy bir kavanoz tasarımı yapacağım, süsleyeceğim. Çok amaçlı kullanabilirsiniz bunları. İçinde küçük mumlar yakabilirsiniz. Evinizde, salonunuzda, banyonuzda, bahçenizde, özellikle yazın, balkonunuzda çok keyifle kullanabilirsiniz. Kuru çiçekler tanzim edebilirsiniz içine. O da çok güzel oluyor. Mutfakta da keza kuru bir şeyler koymak adına da kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi sade bir mumu nasıl hareketli ve daha güzel dekoratif bir hale getirebilirim? Onu da beraber sizinle çalışacağım, paylaşacağım. Bunların hepsini kendi zevkinize, hayal gücünüze bağlı olarak siz de farklı tasarımları evinizde yapabilirsiniz. Önemli olan burada çöpe atacağımız malzemelerle çok farklı görseli yüksek ürünler, tekrar dekoratif ürünler yaratmak. İsterseniz hadi gelin beraber yapmaya başlayalım. Dediğim gibi bir kavanoza ihtiyacımız var çok basit olarak. Tabii bunları çalışmak ve yapıştırmak adına silikon tabancasına ihtiyacımız var. Ben sıcak silikonu tercih ediyorum. Ama siz soğuk silikonla da çalışabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Burada yine özellikle doğal malzemeleri kullanmayı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi bu bambudan elde edilen bir malzeme. Bununla kaplayacağım. Biraz sonra beraber göreceğiz. Evet, şurada. Bunlar çok doğal malzemelerimiz. Ketenipten oluşuyor. Bu keza öyle. Ve danteller, inciler tamamen sizin zevkinize kalmış, detaylandırabileceğiniz malzemelerle yapmaya başlayalım dilerseniz. Evet, birinci kavanozumuzu aldık. Şununla kaplamak istiyorum. Bunlar böyle bu şekilde bütün halde satılıyor. Benim elimde daha önceden şöyle bir parça kalmış. Bakalım deneyelim. Bu bunu kapatacak mı? Evet, kapatıyor. Şöyle bir şey var tabii. Çok delikli bir malzeme olduğu için silikonu çok büyük miktarda kullanmamak gerekiyor. Çünkü görsel olarak dışarıdan mevcudiyeti fark edilebiliyor. Dolayısıyla bu malzemenin üstüne çalışmak, cama çalışmaktan daha iyi sonuç veriyor. Ara ara şu şekilde silikonu koyuyorum ve böyle yapıştırabiliyorum. Arada damlayabiliyor. Çok da önemli değil. Kuruduğunda hemen kalkıyor, merak etmeyin. Evet, tekrar yine şöyle çok hafif hafif. Evet, sürüyorum. Bunu kapatıyorum. Bugün benim gönlümden geçen bu oldu. Ama siz çok farklı malzemelerle kendi zevkinize göre bunları kapatabilirsiniz. Evet. Şuradaki karşılıklı kapanmayı yapalım. Üst üste geldiği zaman elinizle kullanmayın. Çünkü sıcak bir malzeme. Yanabilir eliniz. Evet, bunu sabitleştirdim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı kavanozumuz. Ben ağız kısmında bunu kullanmak istiyorum. Düzeltiyoruz ucunu.
Bu malzemeler uçtan çok çabuk atıyor. Dolayısıyla mutlaka bir bant yardımıyla ağzını kapatmanızı tavsiye ederim. Ben bunun ağzını şu şekilde geçirmek istiyorum. Evet, şuradaki bitiş noktasını baz alırsanız, üste gelme noktasını, arkaya getirirsiniz bunu. Böyle bunu çerçeve şeklinde geçireceğim. Ben balkonda özellikle önümüz yaz, havanın kararmaya başladığı saatlerden itibaren bunun içinde mum yakmayı çok seviyorum. Çok hoş oluyor. Çoğu zaman mevcut çiçeklerimizi koymak adına hep bir vazo arayışına giriyoruz. Oysa ki evdeki kavanozları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem de çok çeşitlendirebilirsiniz aslında. Dışarıda alacağınızı düşünürseniz çok sıklıkla vazo alamayız ama çok sıklıkla evde böyle bir vazo yapabiliriz. Bu da işin keyifli yanı. Evet. Artık bu malzemeleri, şu kullandığım su taşını ya da bantı, yaşadığınız yerdeki tuhafiyelerden edinebilirsiniz. Birçoğu satıyor artık. Evet. Şuraya getirirken şuradan keseceğim. Ve gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Biraz önce dediğim gibi yaşadığınız semtteki tuhafiyelerden bunları elde edebilirsiniz. Şu arkasındaki kapanış, bu esnek bir bant olduğu için hafif eğri gibi olabilir, önemli değil. Onu en son bitişte düzenleyeceğiz, düzelteceğiz. Yine de şu uç kısmını hafif alıyorum ben. Evet. Evet. Doğal malzeme olduğu için şu anda içimden geçen bunu biraz denizden elde ettiğimiz ürünlerle, deniz kenarından topladığımız ürünlerle zenginleştirmek ve efekt vermek. Burada deniz kabuklarımız var bu şekilde. Bu doğal malzemenin üzerine ben bugün deniz minaresi ve deniz yıldızıyla biraz da buna yakışacak başka ek materyallerle süslemek istiyorum. Benim elimde olan malzeme şu şekilde ayrı ayrı birkaç malzeme vardı. Bunları bir araya getirmiştim. Bunu üstüne ilave etmek istiyorum. Ve bunu üzerine tutturacağım, dikeceğim. Siz dilediğiniz malzemeyi ya da elinizde olanları değerlendirebilirsiniz. Evet. Şu arka ortayı karşılığını baz alıyorum. Nasıl yapayım diye bakıyorum. Biraz sınama deneme yoluyla yerleştirerek hangisi en daha gözünüze güzel geliyorsa, bana şu anda şu güzel geldi. Biraz sonra bunu da şey yapacağım, kapatacağım. Şuraya bunu adapte ediyorum. Şöyle geldim. Bu daha önceden birleştirdiğim, bir araya getirdiğim bu üç parça. Şuraya adapte ediyorum. Evet. Turkuazın doğal keten rengine çok yakıştırıyorum. Hem de önümüz yaz. Yaz konseptine de uygun olduğunu düşünüyorum. Bu kadarlık sabitleme yetecektir. Ve şuradan ucunu kaybediyorum. Bunu da kaldırdım. Evet, bu şekilde
sağlıklı olsun istiyorsanız çok küçük bir miktar silikonu şöyle altına koyup bunu sabitleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Birkaç saniye beklemeniz yetecektir. Evet. Bunun üzerine şurayı da yapalım. Evet. Yine şunu yardımıyla basalım ve yapıştıralım. Peki. Sınama deneme yolu dedim. Bazen ilk yaptığınızı beğenmeyebiliyorsunuz ya da uygun görmüyorsunuz. Onun için birkaç şekilde deneyerek yapabilirsiniz bunu. Şunun altına acaba bunu mu koysam? Bunları böyle mi koysam? Evet, olabilir sanki. Bunu yerleştirmekle başlayabilirim. Şu nokta iyi gibi geliyor bana. Evet. Silikonu koyduğunuz zaman birazcık havalanmasını bırakın. Bir basınç uygulayalım. Evet. Fena da olmadı diye düşünüyorum. Evet. Bu deniz minaresini de dilediğiniz yer noktalarda kullanabilirsiniz. Biraz yüzey bombeli olduğu için daha fazla silikon kullanarak biraz da daha uzun tutarak sabitlemek daha doğru oluyor. Çünkü kendini bırakabiliyor. Evet. Ben buraya koydum. Şuna bakıyorum. Bu daha küçük mesela. Bunu da buraya koyabilirim diye düşünüyorum. Evet. Yine aynı şekilde bunu da şuraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Biraz sonra bunu süslemeye devam edeceğim ama şu alt tarafını kapatmak istiyorum. Benim elimde şu anda elime geçen şöyle bir parça var. Bu parçayı şöyle geçirebilirim diye düşünüyorum. Bunu esnetmeniz mümkün. Bunu şu şekilde esneterek kullanabilirsiniz. Evet. Şu arka tarafından başlamayı istiyorum. Çuval varsa çuvalı şerit şeklinde kesip onu da kullanabilirsiniz. Sonuçta burada evinizde kullanmadığınız bir malzemeyi dönüşümle kullanılır bir hale getirmek. Ve de hiç para harcamadan da bunu yapabilirsiniz. Çok da ucuza mal edebilirsiniz. Dediğim gibi bir jüt ya da çuval parçasından da bu tarz bir biye yerine bu geçişi su taşı gibi sağlayabilirsiniz. Evet, sona geldik. Yine esneterek kapatıyorum. Evet. Ve bunu burada kısaltıyorum. Biraz şöyle üstüne gelecek şekilde kestim. Buradaki ağzının açıklığı kesildiğinde ağzı genişleyebiliyor ama endişe etmeyin. Çünkü onun kapanışını yapacağız biraz sonra. Yine bir alet ucu yardımıyla
üst üste koyarsanız silikon elinizi yakmamış olur. Evet, bakalım şöyle uzaktan. Evet. Eşit mi diye bakıyorum. Evet, eşit. Evet, bu şekilde yaptık. Ben bu renge hem turkuazı çok yakıştırıyorum, hem kremi beji. Gördüğünüz gibi hepsi mevcut. Bunu hareketlendirmek adına birkaç tane inci koymak istiyorum. İnciyi de çok yakıştırıyorum. Nereye koyalım inciyi? Mesela şunun ortasına koyabilir miyiz? Evet, yakışacak gibi duruyor. Birkaç dakika havalanıyor. Eğer sürdüğünüz an hafif donmadan yapıştırırsanız etrafına çokça çıkar, taşar ve de ürünü biraz kirletebilir. Evet, bu şekilde. Yine dilediğiniz yere bunu yerleştirebilirsiniz. Sanki şu alan daha boş, şu tarafa koyabilirim incinin bir tanesini. Yerini de buraya koydum. Bakıyorum. Evet. Şunun etrafını ince bir şeyle kapanış yapmak istiyorum ben. Neyle yapabilirim diye düşündüm. Şunu buldum şu anda. Evet. Şöyle geçebilirim. İçine mumu yaktığınız zaman küçük tea lighter'ları hem mumun kendini göreceksiniz. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın. Hem de ışığını daha çok vermiş olacak. Şu şekilde bunu geçireceğim etrafına. Evet. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hem çok dekoratif, hem romantik bir ışık veriyor. Çok keyifli. Mesela ben bunu yakıp özellikle misafiriniz geldiği zaman karanlık olan noktalara içine mumunu koyup yakabilirsiniz. Bu kapıyı açan kişi olarak kapıyı açan kişiyi oradaki o minicik aydınlık çok hoşluk getirecektir. Evet. Bunu bu şekilde devam ettim. Az kaldı. Sona geldi. Evet. Burada da kapatıyorum. Ve ucunu sabitliyorum. Bazen böyle kazalar oluyor. İkisi bir arada fırladı. Evet. Bunu da kapattım. Şimdi bu kapanış buraya geldiği için bunun üzerine küçük bir kordon koyabilirim. Ne koyayım diye düşündüm. Evet. Ufacık bir şundan birazdan göreceğiniz minik bir döngü yapabilirim. Bunu şu şekilde ucunu kıvırıp ben şu anda inciden yapıyorum. Onu siz kabından da yapabilirsiniz. Bunu yuvarlak bir şekil haline getirdim. Önemli olan burada halatların başlangıç ve bitiş noktalarındaki bağlantıyı görsel olarak daha iyi bir duruma getirmek. Evet. Gördüğünüz gibi bunu burada kapattık. Şurası iyi yapışmadı. Biraz daha silikon koymak istiyorum buraya. Şimdi olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, bu malzemeleri kullanırken tabii silikon ister istemez uçlarına yapışıyor. Zaman zaman temizlemek gerekiyor. Evet. Şu arka kısmında da ya da yan kısmına denk geliyor olabilir. Evet. Buraya biraz daha
Büyük bir kapanış yapmak istiyorum. Şunu kullansam mı diye düşündüm. Evet, bunu bu şekilde kullanabilirim. Ya da bunu tekrar yuvarlak hale getirebilirim. Bu benim halatı kapladığım bir form. Siz de dilediğiniz şekilde bunları şekillendirebilirsiniz. Evet. Ben şuradan bunu sonlandırıyorum. Evet. Ucunu yine silikonla kapatıyorum ki sardığım ip tekrar çıkmasın. Evet. Bunu üzerinde tekrar kapanışını yapacağım. Evet. Şu kısmını düzenlemek istiyordum ben. Silikonumuzu buraya sürüyoruz. Evet. Ve bunu pamuçlandırıyoruz. Ucunu da şu şekilde kapatıyoruz. Şimdi burada başlangıç ve bitiş noktasındaki düzensiz olan kısmı örtmek de amacımız. Ortasına bir tane inci yerleştiriyorum ki görünüşü daha iyi olsun. Siz de istediğiniz gibi farklı taşlarla bunu yapabilirsiniz. Ben inciyi çok uyumlu gördüğüm için kullanmayı seviyorum. Ama çeşitli boncuklar kullanabilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Buna da böyle bir ucunu kapanışı yaptık. Gördüğünüz gibi burası da kapandı. Şimdi altta bir kısım var. O kısmı kapatmak istiyorum. Evet, şu şekilde çok azıcık dolandım, döndürdüm ve bunu da kestim. Evet, şöyle bir yuvarlak elde ettim. Şuradaki son noktaya bunu adapte ediyorum. Evet, koyarken açıldı. Ama tekrar ucunu kapatabilirsiniz. Silikon biraz tüy tüy oluyor çalışırken. Biraz dağılıyor. Ama bu onun kendi yapısından kaynaklı. Evet. Şimdi burada benim bir iki tane kurdelem var. Bunlardan hangisini kullansam diye bakıyorum. Sizce hangisini kullanayım? Yeşili mi kullanayım, pembeyi mi? Ne dersiniz? Evet. Ben burada yeşil kullanıyorum. Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Şöyle tahmini olarak böyle bakıyorum. Evet, şu kadar yeter herhalde bir fiyonk yapmaya, ufak bir fiyonk. Bunu buradan kestim. Şu şekilde. Olmadı. Arada böyle olmadığı oluyor. Çünkü küçük parça ve rahatlıkla dönmüyor. Bir daha deneyelim.
koymak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi buraya koydum. Bir tane daha belki koyabilirim bundan. Şöyle bu sefer biraz daha uzun alayım. Deminki zor döndü. Evet. Siz farklı renklerle, farklı biyelerle, su taşlarıyla bunu yapabilirsiniz. Evet. Çiftli, tekli, her türlü deneyebilirsiniz. Bu da şu şekilde. Evet. Şimdi bakıyorum acaba bunu nereye yerleştirsem diye. Bunu da şöyle bir noktaya da, şöyle bir noktaya da koyabilirim. Şuraya koyayım. Şimdi önemli olan kavanozu birkaç noktadan çevirdiğiniz zaman her tarafından farklı bir görüntü sergilesin. Hoşluk olsun. Ona dikkat ediyorum. Evet. Bunu da şöyle yapıştırmayı düşündüm. Gördüğünüz gibi böyle yapıştırdım. Şurada düzensiz çıkan kısmını birazcık kestim. Evet. Evet. Şu anda kavanozumuz hemen hemen bitti. İlave edeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Bir iki tane daha belki. Deniz yıldızının yanına inci ilave edebilirim. Evet, şuraya da ilave edeyim ben. Şöyle koyalım. Evet. Evet, bir tane de buraya koyabilirim. Evet. Bana göre bitti sayılır ama siz dilediğiniz kadar bunu şekillendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi baktığınızda önü arkası belli olmayacak şekilde her bir tarafı başka süslendi. Evet, bu tamamlandı. Bir diğer kavanoz örneği daha göstermek istiyorum, çalışmak istiyorum sizinle. Bunda da dantel kullanayım istedim. Dantelle zenginleştirelim. İlk etapta ağız kısmını sararak kapatacağım, çalışacağız. Şu şekilde bir ipimiz var. Evet. Bunu tek tek de sarabilirsiniz. Ama ben çoklu şekilde getirip döndürmeyi daha çok tercih ediyorum. Evet. Birazcık karıştı. Şimdi açarız bunu bu şekilde. Evet. Evet. Şu şekilde dört kat yaptığım ipimi çevirmeye başlıyorum. Bir noktadan ucunu sabitleştirmeniz yeterli olacaktır. Her noktaya gerek yok. Mutlaka dikkat edin. Silikon sıcak olduğu için elinizle sakın sabitlemeye kalkmayın. Bir alet yardımıyla onu tutturmaya çalışın. Evet, bu şekilde doluyorum. Siz bunu dediğim gibi tek tek de yapabilirsiniz. Evet. Sıkı bir şekilde üst üste getirmeye çalışıyorum ki atlamasın diye. Evet. Şu şekilde. Nerede daha ince ve açık yer varsa o tarafa doğru kaydırabilirsiniz ipinizi. Evet. Burada şurada ipin ucu bir farklı ucu çıktı. Herhalde kısa gelmiş birazcık. Şöyle hafifçe sabitleştirdim. Evet, bu arada silikon maalesef böyle tüy tüy olabiliyor. Evet. Bunu da
Devamında şuraya kapatacağım. Evet. Bir daha döndürdüm. Tamamlandı. Evet, birazcık donması için tutuyoruz. Evet. Bu da bu şekilde. Bunun altını evet, bunun altını şununla geçirmek istiyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Siz dediğim gibi çok daha farklı cütler kullanarak yapabilirsiniz. Ben bugün bununla çalıştım, çalışıyorum. Evet. Elinizle yerleştirerek çevirmenizde yarar var. Çünkü dönen yüzey olduğu için yapıştırdığınızda ve bıraktığınızda tekrar kalkma yapabilir. Evet, sabitliyorum bunu. Uçlarını birazcık toplamam gerekecek. Şöyle içine sokmam gerekecek. Şurada da şöyle açacağım. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi altına gizledim. Evet. Dışarı çıkan kısmı kesebilirsiniz de. Evet, bazen böyle inatçı olabiliyor, kesilmeyebiliyor. Kestik sonunda. Evet, buradan kapatıyorum. Ben yine inciyle bütünlüyorum. Evet, alet yardımıyla da bunu yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yerleşti. Evet. Bunun hemen hemen tamamlanmak üzere. Üzerine iki kat daha yapacağım. Bir fiyongu da yerleştireceğim ve bir iki zenginleştirme, görsel olarak güzellik katsın diye bir iki ilave yapacağım.
Evet. Şöyle bir fiyonk yaptım ben. Şunun karşısına gelecek şekilde şuraya adapte ediyorum. Buraya adapte ettim. Evet. Üzerini şöyle bir iki yerden inciyle zenginleştirmek istedim. Evet, siz başka boncuklar kullanarak da yapabilirsiniz. Söylediğim gibi. Ama ben çok yakıştırdığım için jütle inciyi bu şekilde çalıştım. Evet. Bunu da bu şekilde yapıştırdık. Bu çalışmamız da böyleydi. Siz de daha farklı modellerde kavanozları giydirme yapabilirsiniz. Şimdi hepimizin evinde hemen hemen olan mumlarımızı değerlendirmeyi göstereceğim. Süsleyip daha güzel bir hale getirmeyi nasıl yapabiliriz? Ben mumu şu şekilde giydirmek istiyorum. Ve küpür dantelim var elimde. O küpür dantelle mumu giydireceğim. Üç noktadan sabitlemeyi düşündüm. Şu şekilde üzerine evet, kapladım. Çeşitli renklerde kullanabilirsiniz mumu. Çok çok keyifli oluyor görsel olarak. Sadece mum parafinden dolayı yağlı bir yapıya sahip olduğu için kullandığınız silikon belki akma yapabilir. Onun için üzerine bir parça daha uzun tutmak yapışmasını sağlayacaktır. Bunun altını şu şekilde bir püskülle kaplamak istiyorum. Yine başladığım noktadan giydiriyorum bunu. Evet, şunları birazcık şöyle iteyim. Evet, ortada daha görünebilir bir yer açılsın. Bunu bu şekilde giydiriyorum. Evet, burada şöyle giydirirsem, silikonu kullanırsam daha güzel olacak. Ben bu mumun bu hale gelmesini çok keyifli buluyorum. Hem yaktığınızda da genelde bu mumlar içeri akış olduğu için bu mumlarda herhangi bir danteli zedelemek ya da danteli zarar vermek adına bir şey yaşamazsınız, merak etmeyin. Birazcık hani iyi mum almaya gayret etmek gerekiyor. Şurada kesiyorum. Evet. Şu şekilde giydirdim. Şurası gördüğünüz gibi biraz tutmamış. Biraz önce de dediğim gibi daha uzun süre baskı uygulamak gerekiyor. Evet. Şunları da düzelttik. Buna incilerle hareket vermek istiyorum. Şöyle aralarla bunları yerleştiriyorum. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi kavanozu süslerken de siz daha farklı taşlarla, boncuklarla bunu zenginleştirebilirsiniz. Zevkinize uygun süsleyebilirsiniz. Evet. Şöyle hazırladım. Silikonlarımı üzerlerine yapıştırıyorum. Evet, bir tane daha koyarsam tamamlamış olacağım. Evet. Biraz daha buna baskı uygulamak gerekiyor.
belki şuraya da bir tane daha inci koyabilirim diye düşündüm. Tamamen neresi uygun geliyorsa size. Sıçradı elimden. Acele etti yerini bulmak için. Evet, yerleştirdim. Bu mum da bu şekilde süslendi. Siz daha farklı sunumlar yapabilirsiniz mum üzerinde. Dekore edebilirsiniz. Bir tane daha kaplamak istiyorum. Bunun altını da daha doğal bir malzeme ile kaplamak istedim. Şöyle. Evet, şuradan kestiğim bir malzeme. Evet. Buradan sürerek kaplamayı tercih ediyorum, yapıştırmayı tercih ediyorum. Evet. Şöyle. Biraz önce de bahsettiğim gibi yağlı bir malzemeye, yapıya sahip mum. Parafinden dolayı bakın gördüğünüz gibi nasıl akıyor. Sizde de akacaktır. Uzun tutmanızı tavsiye ediyorum. Akmaması adına, yapışması adına da. Tutmazsanız bir dakika sonra yapıştığını zannettiğiniz ürün kalkabiliyor. Evet, şöyle yapıştırdık bunu. Buradaki şöyle bir dantelimi kullanmak istiyorum ben. Evet. Şöyle çerçeve buna geçirip herhalde şuradan yeterlidir. Evet. Yine başlangıç noktasına geldim. Şu noktadan yine bir alet yardımıyla etrafını dönüyorum. Evet. Ara ara şöyle silikon sürebilirsiniz. Her tarafını sürmenize de gerek yok. Evet, geldim. Evet, bu şekilde. Kalan fazlalığı aldım. Bu biraz daha sade olsun istiyorum. Bunun üzerine ne koyabilirim? Şu anda evet, şunu koymayı düşündüm. Evet, yine aynı şekilde bunu yapıştıracağım. Bu da böyle bir daha doğal görünümde. Öbürü biraz daha süslü. Bu daha doğal görünümde bir mum oldu. En keyifli yanı da bunu sunumunu yaptığınız yerde görenlerin beğenisini toplamak olacak. İnanın çok hoşunuza gidecek. Hem çok zevkli, basit ama sade bir muma hoşluk kazandıracak bir çalışma. Evet. Bu da böyle bir çalışma oldu. Bugünkü çalışmamız evdeki kavanozlarımızı, boşalmış kavanozlarımızı, mevcut olan ürünlerimizi nasıl dönüştürebiliriz kullanıma yönelik, nasıl değerlendirebiliriz, onu yaptık. Keza sade olan, yalın olan bir mumu nasıl görsel efekt yaratabiliriz mumda, beraber bu çalışmayı sunduk. Bugün programımızın sonuna geldik. Siz de evde mevcut olan ürünlerinizle böyle tasarımlar yapabilirsiniz. Kendi zevkinizi ve hayal gücünüzü kullanarak bunları yaratabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.